الرحمن الرحيم باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا؟ Bu bahis bir cariye azat olursa, cariyenin de kocası var. İster kocası hür olsun, ister kölü olsun. Cariye azat olduktan sonra kendini ihtiyar edip de ben bu kocayı istemiyorum diyebilir mi, diyemez mi? Bunda ulemanın ihtilafı var. Bazıları diyor ki mutlak olarak cariye azat edildi mi kocası köle olsun, hür olsun, istemezse nikahı bozar. Bazıları da diyor ki kocası hür olursa bozamaz ama köle olursa bozar. Bu ihtilafı beyan edecek. Haddesena Ebu Bisirrakiyyü قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت حضرت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki كان زوج بريرة بريرة حضرت عائشة'nin cariyesi diyor ki Berire'nin kocası oldu idi hürren hür bir adam idi felemma ötiket vaktaki azad olundu خَيَّرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onu muhayyer koy bıraktı, Berire'yi. Yani istersen kocanın nikahında kal, istersen o nikahı boz, hür ol dedi. فَخْتَارَتْ نَفْسَهَا Hayır ya Resulallah ben o kocayı istemiyorum, bu nikahı bozuyorum dedi. Kendi nefsini ihtiyar etti, yani nikahı bozdu. Bu Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayet. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا الْحَدِيسِ Ulemadan bir kısmı bu hadise sahip oldular. فَجَعَلُوا kıldılar لِلْمُعْتَقَةِ azat olunan cariye için kıldılar الْخِيَارَ hıyarı kıldılar. Yani kendi nefsini ihtiyar edip de nikahını isterse kabul eder, isterse bozar. حُرَّنْ كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا O cariyenin kocası hür olsun, abd olsun, cariye muhayyer. Bu bir mezhep oldu. Ve halefen fî zâlike âherûn. Ulemanın bir kısmı da buna muhalefet ettiler. Ve kâlu dediler ki in kâne zevcuha abden o cariyenin kocası köle ise felehel hıyâr o cariye için hıyâr vardır. Yani nikahını bozabilir. Ve in kâne hurren yok kocası hürrüse köle değilse فَلَا خِيَارَ لَهَا Onun hıyarı yoktur. O kocasının nikahının altındadır. Ben istemiyorum dese de kıymeti yok. Bu da ikinci mezhep oldu. Peki Hazreti Aişe'nin hadisine ne dersiniz? Hazreti Aişe diyor ki Berire'nin kocası hürrü diye. Resulullah Efendimiz onu mukayyer kıldı. Siz buna ne diyorsunuz? وَقَالُوا Bunlar dediler ki اِنَّمَا كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا Berire'nin kocası köleydi. Hazreti Ayşe'den hür diye rivayet geliyor. O rivayet sahih değil. Sahih olan rivayet Berire'nin kocası köleydi. Onun için Resulullah Efendimiz muhayyer kıldı. Peki şimdi bu nekir meselesi. Hür olduğunu rivayet eden Ebu Beşir Rakki İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Köle olduğunu kim rivayet ediyor? Köle olduğunda diyor ki başka hadis var. Ve zekeru fi zalike ma haddesena. İmam-ı Tahavi diyor ki bu mesele hakkında bana rivayet eyledi. Kim? Ahmed ibn Ebi Davud. Kale haddesena İsmail ibn Salim. Kale haddesena Cerir ibn Abdülhamid. An Hişam ibn Urve. An ebihi an Ayşe'de. Urve babası Zübeyir'den. Zübeyir'de Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. قالت Hazreti Aişe buyurdu ki كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا Berire'nin kocası köleydi. وَلَوْ كَانَ حُرًّا Eğer kocası hür olmuş olsaydı لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz cariyeyi muhayyer koymazdı. Kocası köle olduğunda muhayyer etti. İstersen o kölenin nikahında kal, istersen kalma. O da dedi ki hayır kalmıyorum, istemiyorum bu kocayı dedi. Bir bu rivayet. İkinci rivayet. Haddesena Ahmed, kâle haddesena Yakub ibn Humeyd. Kâle haddesena Abdülaziz ibn Muhammed ve ibn Ebi Hazim. An Hişam ibn Urve, an Abdurrahman ibn Kasim,
an Abdil Aziz an Ebihi qala La'mash an Ayşe annen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Ayşe'den rivayet ediyorlar ki annen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zemma u'tikat beriretu berire ki azad edildi. Hayyaraha onu muhayyar bıraktı. Ve kâne zevcuha abden berirenin kocası da köleydi. Bu ikinci rivayet. Halu bu ikinci mezhebe zahip olanlar dediler ki fahâdî Âişetü radıyallahu anh. İşte Hazreti Ayşe tuhbiru enne zevce berirete kâne abden. Haber veriyor ki berirenin kocası köleydi. O birinci rivayette ne dedi? Hazreti Ayşe dedi ki kocası hürrüdü. Halbuki bu sonra gelen rivayetlerde diyor ki hayır, kocası köleydi. Onun için Peygamber Efendimiz onu muhayyer bıraktı. فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْهَا. İşte bu birinci rivayet Hazreti Aişe'den Esved rivayetiyle de onun hilafınadır. Hilafına yani orada Berire'nin kocası hürdü diye geldi, burada da geldi hayır köleydi. Şimdi buna bakacağız. Acaba bu iki rivayetin hangisi daha kuvvetli, hangisi daha sahih? Sümme kâlet Âişetü radıyallahu anh. Hazreti Âişe buyurdu ki lev kâne hurren, eğer kocası hür olsaydı lem yuhayyirha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyanda. Peygamber Efendimiz onu muhayyer koymazdı. Kocası hür oldu mu mecbur onun nikahında kalacak. Çünkü talak kimin elindedir? Kocasının elindedir. Kocası köle değil ki hür. İsterse boşar, isterse boşamaz. قِيلَ لَهُمْ. Bunlara cevaben denilir. Kime? Bunun kocası köleydi de onun için Peygamber Efendimiz muhayyer koydu, bıraktı. Bunlara cevap olarak deniliyor ki اَمَّا هَذَا الْحَرْفِ. Ama bu söz لَوْ كَانَ حُرٍ لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمْ. Bu cümle fakat yecûzü caizken yekûne min kelâm-ı Âişe radıyallahu anh. Caiz Hazreti Âişe'nin kelamındandır. Fakat yecûzü caizken yekûne min kelâm-ı Urve. Urve'nin kelamından ola. Yani caiz ki bunu söyleyen Hazreti Âişe oldu. Eğer kocası hür olsaydı muhayyer koymazdı. Caiz ki Hazreti Âişe'nin sözü değil de Hazreti Urve ondan rivayet ediyor ya. Onun sözü ola. وَحْتَجَّ اَهْلُ هَذِي الْمَقَالَةِ. Bu sözü söyleyenler delil getirdiler. فِي تَسْبِيْتِ مَا رَوَوْهُ. Rivayet etmiş oldukları bu rivayetin tespitinde, onu kuvvetleştirmede delil getirdiler. فِي زَوْجِ بَر۪يلَةَ اَنَّهُ كَانَ عَبْلًا. Berire'nin kocası köledir dediler ya, onu kuvvetleştirme için delil getirdiler. Neyle? بِمَا حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا عَفَّانِ قَالَ حَدَّسَنَا هُمَامِ قال حدثنا قتادة عن أكرمة عن ابن عباس عبد الله بن عباس رواية إلى ذلك أن زوج بريرة كانت عبد أسود. بريرة كوجسي سياه بير كوليدي يسمى مغيثا. اسمي ده مغيث دي مغيث دي دلار. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمبر فمز بريرة أزاد olunca مخير koydu dedi. Senin kocan köledir. İstersen koca nikahında kal, istersen nikahı boz. Ve emereha en ta'tedde. Fakat eğer nikahı bozarsansa iddetini bekle. Yani iddeti bekledikten sonra başka bir kimseye kocayı varabilirsin. Bu hadisle kendi rivayetlerini teyit ettiler. Sonra yine rivayet ediyor. Haddesena Salih ibn Abdurrahman. Kale haddesena Sa'id ibn Mansur. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس روايته إلى ذلك قال بيوردي لما خيرت بريرة وقتك بريرة مخير كلندي ياخدت لما خيرت بريرة اختيارت بريرة بريرة kendi nefsini اختيار etti yani nikahı bozdu. رأينا زوجها. Biz onun kocasını gördük. يَتْبَعُهَا. Berire'nin peşine gider. Nerede? Fisik ekim Medine. Medine'de, Medine sokaklarında. Berire gider, o da peşi sonra gider. وَدُمُعُهُ تَس۪يلُ عَلَى لَحْيَتِهِ. Gözünden yaşları da sakalına akar.
Niye? Beride de onun aile olmadı ya. Bozdu nikahı. Adam da onu seviyor. O da onu istemiyor. Beride nereye gidiyorsa o da peşi sonra gidiyor, ağlıyor. Gözünden akan yaşlar da sakalını ısladıyor. Bunu gördük diyor. Fekelleme lehül Abbas. O adama merhamet etti. Hazreti Abbas gitti konuştu. Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e konuştu ki en yatlube ileyha. Ya Resulallah, sen Berire'yi emret, gene bu adama varsın, bu adam ağlıp geziyor dedi. Fekale leha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Berire'ye dedi ki zevcuki ve ebu velediki, bu adam senin kocan idi, hem de çocukların babasıydı. Demek çocukları da olmuş. Hem de senin çocukların babası. Yani bunun nikahında kal. Fekalet Hazreti Berire dedi ki ete'mürünî ya Resulallah, emir mi bu? Eğer bir peygamberin emri ise baş üzerine. Çünkü peygamberin emri kırılmaz. Haram. Emir ediyorsunsa baş üzerine. Fekalet Peygamber Efendimiz dedi ki hayır, emir değil. İnnemâ ene şafiyon, ben şefaatçiyim. Şefaat yoksa emir değil bu. Emir olursa peygamberin emri kırılmaz. Yok, emir değil. Sen muhayyersin fakat ben bir şefaatçiyim dedi. Kâlet Hazreti Berire dedi ki in kunte şafi'en, eğer şefaatçi isen fela hacete li fihi, o adamda ben ne ihtiyacım yok, onda gözüm yok, istemiyorum dedi. Yani Resulullah'ın da şefaatini kabul etmedi orada. Ve ihtaret nefseha, nefsini ihtiyar etti. Ben onun nikahını istemiyorum dedi. Ve kâne yukâlu lehu muğîf. O kölenin ismi de Muğis idi. Muğis denilir. Ve kâne abden. Hem de köleydi. Kimin kölesiydi? Le'âlil muğîreti min beni mehsûm. Beni mehsûmdan âli muğîre. Muğîre Hazreti Halid'in babası var ya. Halid bin Velid. Velid'in babası Muğîre. İşte o aileden birisinin kölesiydi. Öyleyse bunlar dediler ki bak bu rivayetlerden ne anlaşılıyor? Kalu, bu mesele zahib olanlar dediler ki fe innema hayyaraha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Berire'yi muhayyer koydu. Niçin? Min ecli enne zevceha kâne abda. Onun kocası köleydi, onun için muhayyer bıraktı. O da nikahı bozdu. Eğer fırr olsa olmazdı bu. Kocasının nikahında kalırdı. Bu ikinci mezhebe sahip olanlar böyle delil getirdiler. Peki birinci mezhep sahipleri ki Hanefilerin mezhebi de o. Kocası hür olsun, köle olsun, cariye kendisini ihtiyar edebilir. Fakat bu ikinci kavim Hanefilerin zıddına. Diyorlar ki hayır, kocası köle ise nikahı bozabilir, kimse bozamaz. Peki Hanefilerin burada başka delili var mı? Bak bunlar kuvvetli deliller getirdiler. Diyor ki fekâne minel hücceti aleyhim le ehlin mekâleti buğla. Birinci mezhep sahiplerinin lehne, bu ikinci mezhebin aleyhine delildendir ki enne evlel eşyâi bina, bize en ziyade layık olan şey. İzâ câetil âsâru hâkeza, eserler böyle geldiyse, birçok rivayetler geldi. Fevecedne sebîle, biz sebili yolu bulduk ila en nehmilaha ala gayri tariqi tazar. Baktık hadisler birbirine muhalif geldi. Bir Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerde birisinde diyor ki kocası hürrüdi. Öteki birkaç rivayet geldi, onlarda diyor ki köleydi. Nasıl edeceğiz? Birbirine zıt gelen bu rivayetleri telif edeceğiz. Telif edeceğiz ki hadislerle ikisi iki tarafıyla da amel edilsin ve birbirine muhalif olmasın. O yolda nedir? En nehmilaha ala zalim. Öyle bir yol bulup ona hamledeceğiz. Ve la nehmilaha ala tezaddi ve tekadüb. Hadisler birbirini yalanlıyor. Birisi her, birisi yok, birisi köle, birisi hür diyor. Böyle zıddiyat üzerine gitmeyelim. Evet, bir telif yolu bulalım. Ve yekûne hâlu ruvâtiha indenâ ala sıdkı vel adâle. Her iki hadisi de rivayet eden ravilerin de sözlerini sıdka ve adalete hamledelim. İki taraf da yalan söylememiş, iki taraf da doğrudur. Hangi telifi yapacağız, hangi manayı vereceğiz ki ravilerin ikisi de doğru söylemiş, hadislerin ikisiyle de amel edilir. Diyor ki fîmâ rivayet ettiklerinde ravilerin sözleri
doğrudur ve hepsi de adildir. Bu mana çıkması için bir yol arayacağız. Hatta la necide budden min nahmilaha la hilafi zalik. Öyle bir yol bulacağız ki o yolda gittiğimiz takdirde bu hadislerin hepsi doğru bir manaya çıka ve birbirine zıt olmaya. Felemma sebete vaktaki sabit oldu ki ennemâ zekerne kezâlik. Bizim zikrettiğimiz böylecedir. Yani iki rivayet gelmiştir. Berire'nin kocası hürdür, Berire'nin kocası küledir. Böyle iki rivayet birbirine zıt geldi. Ve kâne zevcü Berire teked kîle fîh. Berire'nin kocası hakkında da denildi ki innehu kâne abdet. O köleydi. Ve kîle fîh yine onun kocası hakkında denildi ki innehu kâne hurre. Hurrdi. Cealnâhu. Biz bunu kılarız ki, şu manaya getiririz ki alâ ennehu Berire'nin kocası kâne kad kâne abden fî hâlin. Bir halda köleydi. Yani evvelce köleydi. Eyvah. Hurren fi halin uhra, başka bir halde de hür oldu. Evvela köleydi, sonradan da azad oldu, hür oldu. Öyleyse rivayetler ikisi de doğrudur. Öyle ya, köle, evvela kölelik gelir, sonra azad olduktan sonra hür olur. Fesebete bizali. Öyleyse bu sabit oldu, bu şekilde teahhuru ihtel haletin yani uhra. İki hal, bir halda köleymiş, bir halda hürmüş. Öyleyse birisi evvel olacak, birisi sonra olacak. Hürriyet mi evvel olacak, kölelik mi evvel? Fekâne rıkku, kölelik oldu. Yekûne bâdehul hürriye. Kölelikten sonra hürriyet gelir. Köle olur, azad edilir, hürriyet olur. Vel hürriyetü lâ yekûne bâdehâ rıkku. Hür olsun, sonradan da köle olsun, bu olmaz. Öyleyse birisini evvel alacağız. Hangisini evvel alacağız? Kölelik evvel alacağız. Çünkü kölelikten sonra hürriyet gelir. Hürriyetten sonra kölelik gelmez. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ Vaktaki bu da böyle oldu. جَعَلْنَا biz kıldık. حَالَ الْعُبُودِيَّةِ مُتَقَدِّمَةً Onun kölelik halini evvel kıldık. Evvela köleydi. وَحَالَ الْحُرِّيَّةِ مُتَأَخِرَةً Hürriyet halini de müteahhir kıldık. Demek ki muvissenilen köle evvelce köleymiş, sonradan da hür olmuş. Onun için birinci hadisi rivayet edenler, Hazreti Ayşe'den rivayet ediyorlar ki, hür olduktan sonra rivayet edilmiş, Hazreti Ayşe onu söylemiş. Ötekiler de köle olduğunu rivayet etmişler. Hadislerin hepsi doğru. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki, ennehu kâne hurren. Berire'nin kocası hurridi, fî vakti mâ huyyiret berîretu. Berire muhayyer olunduğu vakitte hurridi. Elif ederiz bu hadislerin anısını. Manalarını hakeza teshihu la tarifi adel bab. İşte bu babda eserlerin tasmi böyle olacaktır. Buna hadiste telif derler. Birbirine muarif iki hadis gelirse bunların arası telif edilir ki birbirine zıt olmasın. Telif mümkün olursa, telif mümkün olmazsa o vakitte nasih mensuha gidilir. Burada telif mümkün oldu. Niye? İki rivayet geldi. Berire'nin kocası köle miydi? Hür müydü? Vaktiyle köleymiş, sonradan da hür olmuş. İkisi de olmuş. Adamın başından kölelik de geçmiş, hürriyete de kavuşmuş. Peki cariyenin kendisinin, Berire'nin kendisinin azat olduğu vakitte köle miydi, hür müydü? Ha, bu eserlerin tasih ederiz, deriz ki bu evvelden köleymiş fakat Berire azat olduğu vakitte hürmüş. Resulullah Efendimiz de onu muhayyer kılmış. Muhayyer kıldığı gibi şu mana çıkar ki bir cariyenin kocası hür olsun, köle olsun. Azad oldu mu muhayyerdir. İsterse kocasının nikahını kabul eder, isterse etmez. Bu Hanefilerin delili oldu. وَلَوْ اِتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا عِنْدَنَا Bütün rivayetler ittifak etse ki bizim elimizde عَلَى اَنَّهُ كَانَ عَبْدًا Farz et ki hür değildi, beriydi, azad olduğu vakitte köleydi. Bütün hadisleri böyle bulsak bile evet. Lemma kâne fî zâlik. Vaktaki bunda oldu. Mâ yenfî nefyide. Lemma. Lemma kâne. Lemma kâne. Bunda olmadı. Mâ yenfî. Fî zâlik bunda olmadı. Yani
Berire azat olduğu vakitte bütün rivayetler gelse ki kocası köleydi. Bu bunda olmadı. Ma yenfen yekune ize kâne hurren. Şunu nefi ki bu hür olduğu vakitte zâli hükmü an zâli. Hür olduğu vakitte bu hüküm ondan zâil olur. Bunu nefi eden bir şey yok. Lennehu lem yeceyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den gelmedi ki ennehu kâle. Peygamber Efendimiz buyurdu. İnnemâ hayyertu hâlenne zevciha abdun. Ben bunu muhayyer kıldım. Çünkü bunun kocası köledir diye Resulullah Efendimiz'den bir rivayet yok ki. Yani farz et ki sizin dediğiniz gibi hiç Berire'nin kocası köleydi. Azat edildiği vakitte Peygamber Efendimiz de muhayyer koydu. Binaenaleyh kocası hür olursa muhayyerlik yoktur diye bu manaya çıkmaz. Niye Peygamber Efendimiz dedi mi ki ben seni muhayyer bıraktım çünkü kocan köledir de onun için böyle bir ibare yok. Onu nefret etmez. Evet. Velev kâne zâlik kezâlik. Eğer bu böyle olsaydı len tefân yekûne lehâ hıyârun ise kâne zevcühâ hurren. Eğer Resulullah Efendimiz öyle deseydi kocası hür olduğu vakitte kendisinin de hürriyeti, hıyarı olmazdı. Fakat Resulullah Efendimiz demedi. Demediği gibi kocası köle olsa bile ona hıyar verildiği vakitte hür olsaydı onu nefyetmiyor. فَلَمَّا لَمْ يَتِي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. Vaktaki bu meselede Resulullah Efendimiz'den bir şey gelmedi. Kocası hür olursa onun için hıyar olur mu, olmaz mı? Bir şey gelmedi. وَجَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ خَيَّرَهَا. Yalnız Resulullah Efendimiz'den geldik, onu muhayyer koydu. وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. Kocası da farz ki köleydi, hür değildi. نَزَرْنَا. Biz baktık. هَلْ يَفْتَرِقُ فِي ذَٰلِكَ حُكْمُ الْحُرِّ وَحُكْمُ الْعَبْدِ. Kocası hür olursa hüküm başka türlü olur. Köle olursa başka türlü olur. Bunların birbirinden farkı var mı yok mu? Yani şimdi buna cidalda hasmin delilini teslim ettikten sonra ayrıca münakaşa ediyor. Siz bizim rivayeti kabul etmiyorsunuz. Hazreti Aişe'den gelen bir rivayette Berire azad olduğu vakitte kocası hürdür diye rivayeti kabul etmiyorsunuz. Köledir diye. Peki köledir diye Peygamber Efendimiz köleydi, muhayyer bıraktığı vakitte seni ben muhayyer bıraktım çünkü kocan köledir dedi mi? Demedi. Demediği gibi şimdi bundan bir hüküm çıktı. Bir cariye azad olduğu vakitte kocası köle ise muhayyerdir. Bunda ittifak var, ihtilaf yok. Yok, kocası hür olursa ihtiyar var mı yok mu? Bir de buna bakacağız. Hüküm değişir mi değişmez mi? Bunu arayacağız. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ. Buna nazar ettik, araştırdık. فَرَيْنَا. Biz gördük. اَلْاَمَةَ جَارِيَيْ فِي حَالِ رِكَّهَا لِمَوْلَاهَا. فِي حَالِ رِكَّهَا. Bir cariye köle olduğu vakitte لِمَوْلَاهَا onun efendisi için caizdir. اَنْ يَعْقِدَ النِّكَهَا عَلَيْهَا. O cariyesine akdi nikah ede, yani vere. لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. Hürre de verebilir, köleye de verebilir. Cariye onun değil mi? Birisi geldi ki senin cariyenin nikahını bana ver. Adam hür, hak edebilir. Birisi de geldi ki benim bir kölem var, senin de bir cariyen var. Onun nikahını benim köleme ver, onu da verir, onu da. O akdi yapabilir, onun efendisinin hakkıdır. وَرَيْنَاهَا. Biz cariyeyi gördük. بَعْدَمَا تُعْتَكْ. Azat olduktan sonra لَيْسَ لَهُ اَنْ يَسْتَعْنِفَ. لَيْسَ لَهُ efendisi için olmadı. اَنْ يَسْتَعْنِفَ عَلَيْهَا عَقْدَ النِّكَاحِ لِحُرِّ وَلَا لِعَبْدِ. Evvela bir hürre tezvic etti efendisi. Yahut da bir köleye tezvic etti. Ondan sonra da cariyeyi azat etti. Cariyeyi azat ettikten sonra o efendisinin bir hakkı var mı ki yeniden nikah kese? Yok. Evet. Neyse o. Evvelden vermiş. Sonradan da cariye azat olmuş. Efendisi tekrar ben bu nikaha razı değilim, ben bunu bozacağım, İkinci bir adama vereceğim diyemez. Hakkı yok daha. Niye? Yok. Cariye azat olmuş. Yok. Evet. Hür oldu. فَاسْتَوَا. Öyleyse müsavi oldu. حُكْمُ مَا اِلَى الْمَوْلَى. Efendiye verilen hüküm. فِي الْعَب۪يدِ وَالْاَحْرَارِ. Kölelerde ve hürlerde olan hüküm müsavi oldu. وَمَا دَخِلْ. Bir hüküm de müsavi oldu ki لَيْسَ اِلَيْهِ. Ona verilmedi. فِي الْعَب۪يدِ وَالْاَحْرَارِ. İster köle ister hürlerde fizalet. Kendi köleliğinde cariyesi iken onun akdini hürre de verebiliyordu, köleye de verebiliyordu. Fakat hür olduktan sonra ne köleye verebiliyor ne hürre verebiliyor. Demek ki hükümler bak burada müsavi oldu diyor.
Müsav olduğu gibi felemma kâne zâlik kezâlik, vaktaki bu böyle oldu. Ve reynâhâ, biz o cariyeyi de gördük ki izâ u'tiket, azad olun değil mi? Ba'de akdi mevlâhâ, Mevlâsı akdettikten sonra nikâhel abdi aleyhâ, bir kölenin nikahını akdetmiş, yani o cariyeyi bir köleye vermiş. Azad olduktan sonra yekûnü lehâl hıyâr, efendisi bir köleye vermiş. Azad ol değil mi? Onun bir hıyârı var mı yok mu? Var. İsterse o nikahı kabul eder, isterse etmez. Hıyar hakkı var. Öyleyse, evet, onun hıyarı var. Ne de? Fî hallin nikâhi aleyhâ. Efendisinin kendi üzerine akdetmiş olduğu nikahı çözmekte hakkı var. Efendim beni bu köleye vermiş. Ben hür oldum, ben bu nikahı istemiyorum, çözeceğim. Hakkı var mı yok mu? Var. Kâne kezâlik. Öyleyse bu böyledir. Fil hürr hürde de böyledir. Efendisi onu getirmiş, bir hürre vermiş. Azad olduktan sonra efendisini vermiş oldu, ben bu nikahı istemiyorum diyebilir. İzâ u'tiket, azad edildi mi, yekûnü lehâ, cariye için olur, hallu nikâhî, nikahını çözmek enhâ, evet, o hürrün nikahını enhâ kendisinden. Kıyâsen ve nazaren alâ mâ beyinnâ min zâliyi. Bizim beyan ettiğimiz bu kaideye kıyasen o yapabilir. Öyle dedik. وَهَذَا قَوْلَ بِي حَنِفَةِ بَابِ يُسْفِ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِ Bu üç imamın kavli de budur. Evet. Peki bunun üç kavlini bu, ama acaba bu meselede selefi salihinden bir fetva veren de var mı? Bir de onu araştıracağız. وَقَدْرُوا يَذَٰلِكَ اِذَاً تَعُوسٍ İmam-ı Tavus'tan rivayet edildi. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانَ عَنِ اِبْنِ تَعُوس İbn-i Tavus, Tavus'tan rivayet eyledi. قَالَ لِلْاَمَةِ Cariye için olucudur. اَلْخِيَارُ خِيَار اِذَا اُعْتِقَتْ Azad edildiği vakitte. وَاِنْ كَانَ تَحْتَ قُرَشِيِّينَ İstersen Gureyş'ten bir adamın nikahında olsa. Yani Gureyş'i niye dedi? Yani hürlerin en alası. Gureyş'i esir olmaz. Köle olmaz Gureyş. Yani isterse bir Gureyş'ten bir adamın nikahında olsa bile, o kadın ki en eşref bir kavmin nikahında. Evet. Azad oldum, onun hürriyeti vardır. İmam-ı Tavus böyle fetva vermiş. O İmam-ı Azam'ın beraber. Bir. İkincisi de haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle haddesena Ebu Asimen ibn-i Cüreyç kâle ehbereni ibn-i Tavus en ebihi ennehu kâl. Gene İmam-ı Tavus'tan rivayet eyledi ki lehel hıyâr, cariye için hıyâr vardır. Yani fil abdi vel hürri. Kocası abd olsun, hür olsun. Kâle dedi ki ve ahbereni el-Hasan ibn Müslim ise zalik. Hasan ibn Müslim de böylece haber verdi. Dolayısıyla bu netice İmam-ı Azam mezhebinde bir cariye azad olundu mu, kocası hür de olsa, köle de olsa, o cariyenin hıyar hakkı var. İsterse o kocasının nikahını kabul eder, isterse bozar. Evet, bu mesele burada bitti. Yarın da Leyle-i Kadir meselesinden alınacak netice. Allah-u Teala.